Herkese merhaba arkadaşlar. PlayStation oyunları cep telefonunda oynamak mümkün. Peki bunu nasıl yapacağız? PlayStation emülatörü aracılığıyla yapacağız arkadaşlar. Yani PSP emülatörüyle yapacağız. PSP emülatörü PlayStation'ın portatif versiyonu için yapılmış bir uygulama arkadaşlar. Yani ev konsolu versiyonu için. Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar Play Store'a giriyoruz. Play Store'a PSP emülatör yazıyoruz. Arkadaşlar bu çıkan uygulamayı indiriyoruz. Bende yüklü olduğu için indirmeme gerek yok. Siz bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bu uygulamanın içi boş arkadaşlar. Bunu indirip kuruyorsunuz. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar uygulamayı kurduktan sonra içine oyun yüklememiz gerekiyor. Google'a giriyoruz arkadaşlar. Tarayıcıya PSP ROM yazıyoruz. Burada ROM siteleri var arkadaşlar. Bu ROM dediğimiz oyunun kendisi yani. Bir sürü site var arkadaşlar. Bunun içinde yüzlerce, binlerce oyun var. Arkadaşlar uygulamayı indirdik. Oyunu da indirdik. Peki oyunu nasıl çalıştıracağız? Uygulamaya basıyoruz arkadaşlar PSP uygulamasına. Böyle bir menü geldi. Ekran geldi arkadaşlar. Sol tarafta oyunlar yüklü. Sağ tarafta yükle var. Yükle butonuna basıyoruz arkadaşlar. Buraya farklı oyunları yükleyebilirsiniz. Yani cep telefon kapasitesine göre istediğiniz kadar oyun yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Yükleye basıyoruz. Dosya klasörü geldi arkadaşlar. Benim telefonda menü bu şekilde. Sizde farklı olabilir. Büyük dosyalara bakalım. Tekken Dark. Bende bu yüklü zaten. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken oyunu indirirken oyunun ROM dosyasını internet sitelerinden ISO olması gerekiyor. Son uzantısı ISO olması. Farklı şeyler de versiyonları da var emülatörlere göre. Farklı konsollar için. ISO olanı indireceksiniz arkadaşlar. Buna kesinlikle dikkat edin yoksa oyun açmaz. Tıklıyoruz arkadaşlar. Oyun geldi. Çarpıyla başlatıyoruz. Oyun ekrana geldi. Oyunlarda herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Bu emülatör gerçekten başarılı. Bu PSP oyunları çok rahat oynatıyor. Cep telefonunuzda orta seviye bir telefon olursa herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. En azından bir 4 GB RAM'i olsun. İşte Snapdragon 600-700 civarı bir işlemcisi olsun. Startla başlatalım arkadaşlar. Sesini de az bir şey açayım. Ses yok zannetmeyin. Bir karakter seçerim şuradan. Arkadaşlar, kanalıma destek için abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğeni yapın. Kanalın büyümesi için bunlar gerekli arkadaşlar. Bir iki dakika oynayalım. Sembolik olarak. Gayet de akıcı oynatıyor arkadaşlar. Herhangi bir takılma, donma falan yaşatmıyor. Ben bunu test ettim bu emülatörü. Herhangi bir sıkıntısı yok. Çok başarılı bir uygulama arkadaşlar. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Herkese iyi eğlenceler diliyorum.